Hocam öncelikle merhabalar. Merhabalar Barış Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Umarım siz de Sağ olun, iyisiniz. çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de kanalımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlk önce takipçilerimize sizi tanımayanlar için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Abdullah Ustansel, öğretim üyesiyim. Çalışma alanımda zaman boyutlu veri tabanları, semantik web, blockchain ve Bitcoin. Evet hocam, bununla ilgili Bitcoin'le ilk kez ne zaman tanıştınız? Yani kripto teknolojisiyle diyeyim, ne zaman tanıştınız? Ben aslında kriptografiye pek olumlu bakmazdım ve hep kaçındım. Hayatımın büyük yanlışlıklarından birisi. Bitcoin'la 2009 yılında New York Times'da Satoshi Nakamoto'nun beyaz makalesini haberini okudum. Ve o zaman bitlerden coin olmaz diye Şaka da yaptınız. bir kenara attım ve hayatımın en büyük yanlışlarından birisi. Aslında kriptografinin ne kadar önemli olduğunu biraz geç anladım. Şu nedenle askeri bir teknoloji olduğunu düşündüm. Bir de benim matematik bilgimin kriptografi için yeterli olmayacağını düşündüm. Bunu matematiksel olarak yapamayacağımdan değil de benden daha iyi yapacak insanların olduğunu düşündüm. Buradaki eksikliğin kriptografi konusunda araştırma yapmak yerine kriptografiyi çok iyi kullanan birisi olmam gerekiyordu. Eğer öyle olsaydım benim çalıştığım zaman boyutlu veri tabanlarını kriptografi ile birleştirip blockchain'e benzer araştırmalar yapabilirdim. Yanlışım buradaydı. Bizim genç arkadaşlara söylediğim hiçbir şeyden korkmamaları, bir konuyu derinlemesine öğrenmeleri, o konuda bilgi üretmeseler bile o konunun çok güçlü bir kullanıcısı olmaları. Bunu herkes yapabilir ve bu da başarı için yeter de artar da. 2009'da dediniz değil mi? Yanlış Evet. anlamadım. Evet. 2009'da. Yani Bitcoin'in ilk white paper'ını ilk okuyan kişilerden bir tanesiniz. Belki de Okumadım Türkiye... ama duydum. Duydunuz. Okusam da anlayabilseydim zevk alırdım ama bilemiyorum. Anlayıp anlayamayınca. Şu Evet. anki peki şu anki durumda az önce kendiniz de söylediniz ama kripto teknolojisi açısından gençlere ne önerirsiniz? Hangi dallara? Bu işin developer tarafına mı yönelsinler, play to earn oyunlarına mı yönelsinler ya da hangi boyutta onlarda bir tavsiyede bulunmak istersiniz? Aslında gençler her alanına yönelebilirler. Her alan önümüzdeki yıllarda gelişecek ve yeni uygulama fırsatları bulacak. Benim gençlere önerim öğrenmekten kaçınmamaları, cesaretli olmaları ve sürekli öğrenmeleri, kendilerini yetiştirmeleri. Bu çok önemli. Bir de blok zinciri, enovasyonlu kripto paralarla sınırlamasınlar. Buna bir veri tabanı olarak bakarsak çok daha değişik uygulamaları, yeni uygulamaları önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak. Şu anda bunlar geliştiriliyor. Ve buradaki potansiyel kripto para potansiyelinin çok çok üzerinde. Yani hocam şunu mu diyorsunuz? Blok zinciri teknolojisi kripto paralardan çok çok daha Daha büyüktür. büyüktür Kesinlikle. ve gençlerin bu alanda yapacağı çok şey var. Kesinlikle. Evet, Kesinlikle. bu arada ben de %100 size katılıyorum. Ama Türkiye'de siz de biliyorsunuz maalesef birçok ülkede bu teknolojinin ötesinde kripto paraların bir değer aracı olarak görüp alıp satım yapılması üzerine kurgulanmış bir düzeni görüyoruz. Aslında bunu açmamız gerekiyor, değil mi? Bunu kesinlikle aşmak gerekiyor. Aslında Bitcoin ve diğer kripto paraların yaptığı, bize getirdiği enovasyon, görüş genişliliği çok büyüktür. Önümüzdeki yıllarda nereye evrilirler onu bilemiyorum. Ancak blok zinciri enovasyonunun, veri tabanının
önümüzdeki yıllardaki etkisi çok kuşkusuz benim kafamda. Bu konuda hiç tereddütüm yok. Onun için gençlerin bu teknolojiyi yakından izlemeleri, öğrenmeleri ve burada uygulamalar geliştirmelerini tavsiye ederim. Bunun için de İngilizceyi iyi öğrenmeleri ve bu arada Google'un çeviri hizmetinin de İngilizce eksiklerini tamamlamada kendilerine çok yardımcı olacağını tahmin ediyorum. Hiç çekinmesinler, cesaretle çalışsınlar. Evet, şöyle çok teşekkür ediyoruz. Şunu da belirtmeliyiz siz de bilmeniz açısından. Biz 18 kişilik bir ekibe sahibiz ve hepsi gençlerden oluşuyor. Hepsi blok zinciri üzerine üniversitelerde okuyan bu konuda yetkin gençlerden oluşuyor. Biz de elimizden geldiği kadar sizin söylediğiniz tavsiyeleri de dikkate alarak bir genç olarak ki söylediklerinizi ben çok önemsiyorum. Kendi adıma çok önemsiyorum. İlerleyen zamanlarda bu ekosisteme katkı sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Katıldığınız için ben size çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz bizi. Ben teşekkür ederim. Son bir söz öğrencilere ve gençlere. Blok zinciri teknolojisini, inovasyonunu çok iyi anlayın. Ve bunu değişik alanlarda, değişik ortamlarda gerçekleştirebilirsiniz. Yeni tasarımlar yapabilirsiniz. Burada platformlar çok açık. Ve burada yapacağınız yenilikler size çok önemli ufuklar açacaktır. Yaratıcılığınızı geliştirecek, kanatlandıracaktır. Bu konuda hiç tereddüt etmeyin. Başarılar diliyorum hepinize. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Barış Bey, gerçekten çok sağ olun.